Evet, tekrar merhaba. Şimdiki dersimizde dış kuvvetlerin devamını yapıyoruz. Rüzgar şekilleri, karstik şekiller, buzul şekilleri konularını tamamladık. Şimdi ise dersimizi yeryüzü şekillenmesinde etkili olan diğer dış kuvvetlerimizle devam ediyoruz. İlk olarak dalgaların oluşturduğu yer şekillerini öğreneceğiz. Şimdi arkadaşlar, dalga rüzgarın etkisiyle oluşur. Bu bir. Fakat burada şöyle bir durum var. Dalgalar da büyük bir güçtür, büyük bir dış kuvvettir. Sahilde dalgalar aşındırma ya da denizden getirdikleri, parçalayarak getirdikleri kumları sahile biriktirerek birikim yapabilirler. Ve bazı yer şekilleri oluşturuyorlar. Şimdi dalgalarla şöyle bir başlayalım. Deniz yüzeyinde daha çok rüzgarın etkisiyle oluşan dairesel salınımlı hareketlerdir. Dalgaların sahilde oluşturduğu aşınım şekli bir tanedir ve adı falez. Diğer adı, hatırlarsanız arkadaşlar, daha önce de söylemiştik, yalıyar. Bir diğer ismi de budur. Dağların kıyıya paralel ve yakın olduğu yerlerde, bakın şu fotoğrafta çok güzel bir şekilde gözüküyor. Şuradaki bölümü dalgalar çarpa çarpa zamanla aşındırarak burada bir uçurum oluşturuyor arkadaşlar. İşte dalgaların aşındırmayla oluşturdukları bu uçurum falez olarak nitelendiriliyor arkadaşlar. Bakın burada da oluşum aşamaları gösteriliyor. Aşındırma devam ediyor. Büyük bir bloğu parçalıyor ve burada bir kıyıda gördüğünüz gibi uçurumlu alan oluşturuyor. Dalgalar özellikle dağların kıyıya paralel ve yakın uzandığı yerlerde alt kısımları aşındırır. Zamanla alt kısım aşınınca üst kısım çöker. Böylece falezler ya da yalıyar adı verilen dik kıyı şekilleri oluşur. Türkiye'de dağların kıyıya paralel ve yakın olduğu Antalya'da, Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz'de oldukça yaygındır diyoruz. Dalga birikim şekillerine bakalım. Nedir dalga birikim şekillerinin mantığı? Sığ kıyılar. Ne demek öğretmenim sığ kıyılar? Deniz derinliğinin az olduğu, dalgaların çok güçlü olmadığı, fazla akıntının bulunmadığı yerlerde dalgaların denizin içerisinden getirdiği kum sahile ufak ufak birikir ve bu şekilde dalga birikim alanları oluşur. Mesela çoğumuzun yaz mevsiminde zevkle tatilini geçirdiği Akdeniz sahillerindeki, Ege sahillerindeki plajlar dalgaların getirdiği doğal kumdur arkadaşlar. Plaj bir dalga birikim alanıdır, yani onu demek istiyorum. Şimdi kıyı okuyla başlayalım. Dalgaların biriktirdiği malzemeyi kıyı kesimlerde ok biçiminde uzanmasıyla oluşan şekillere kıyı oku denir. Kıyı oklarının bir kısmı kıyıya dik uzanırken bir kısmı ise kıyıya paralel uzanabilmektedir. Evet, kıyı seti, kıyı okları arkadaşlar zamanla daha da genişleyebilir birikimden dolayı ve bu şekilde kıyı kordonu ortaya çıkar. Lagün arkadaşlar ise şöyle düşünün. Dalgaların getirdiği kum sahile birikiyor. Bakın şurada bir koy var. Bu malzeme buraya biriktikçe zamanla arkadaşlar burayı kapatıyor ve gördüğünüz gibi şurası artık bir göl haline dönüşmüş oluyor. İşte lagün dediğimiz şey, dalgaların getirdiği kumun bir kıyı oku veya kıyı kordonu vasıtasıyla bir koyun önünü kapatması sonucunda arkadaşlar bir göl oluşuyor. İşte bu göle lagün gölü diyoruz. Bir diğer adı deniz kulağıdır. Bir diğer adı, daha da Türkçeleştirecek olursak, kıyı, set, gölü anlamına gelmektedir. Arkadaşlar, kıyı oklarının bir koyun ya da küçük bir arkadaşlar girintili bir bölgenin körfezin önünü kapatmasıyla oluşan bir yer şeklidir. Lagünler aynı zamanda kıyı set gölüdür. Türkiye'de İstanbul'daki Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Durusu gölleri ve bu fotoğrafta çok iyi bildiğimiz işte Ölüdeniz yine önemli bir örnektir. Tombolo diye bir dalga birikim şekli var arkadaşlar. Bu da şu oluyor. Burada da fotoğrafta güzel bir şekilde görüyoruz. Bakın burada bir ada var aslında, tamam mı?
Burası da ana kara. Aradaki boşluğa dalgaların getirdiği kum zamanla birikiyor çocuklar buraya. Ve ne oluyor? Ada yarımada haline dönüşüyor. Neyin etkisiyle? Dalgaların getirdiği kum birikintilerinin etkisiyle. İşte biz bu şekilde oluşan yer şekillerine ne diyoruz? Arkadaşlar, tombolo diyoruz. Türkiye'de tombolonun iki önemli örneği var. Bunlardan bir tanesi Marmara Denizi'ndeki Kapı Dağı Yarımadası'dır ki şurada gördüğünüz uydu fotoğrafı işte oraya aittir. Bir de Sinop İnceburun arkadaşlar tomboloya örnektir diyoruz. Evet, şimdi bir diğer bölüm akıntı arkadaşlar. Dalga şekillerimiz bitti. Deniz ve okyanuslarda bir de akıntı olayımız var. Bunu yorumlayalım. Okyanus ve denizlerdeki suların bir yerden başka bir yere gitmesine akıntı denir. Yani bir sürüklenme olayıdır arkadaşlar. Suyun aslında yer değiştirme olayıdır. Akıntıların oluşmasındaki nedenler şunlardır. Sürekli rüzgarlar okyanuslarda büyük okyanus akıntılarını oluştururlar arkadaşlar. Daha önce iklim bilgisinde sıcak ve soğuk karakterli okyanus akıntıları yorumlamıştık. Okyanus akıntılarının oluşmasında etkilidirler. Okyanus akıntıları dünyanın ekseni çevresindeki dönüş yönünden dolayı düz bir şekilde gitmez. Kuzey ve Güney Yarımküre'de sapmalara uğrar. Akıntı denizler arasındaki seviye farkından kaynaklanabilir arkadaşlar. Mesela bizim Karadeniz bol yağış aldığı için, bu denizimiz çok beslendiği için buradaki su Ege ve Akdeniz'e göre daha seviyesi yüksek olduğu için buradan Akdeniz'e doğru bir üst akıntı gerçekleşir. Arkadaşlar seviye farkı bu şekilde yorumlanması gerekmektedir. Türkiye'de seviye farkıyla ilgili soru zaten yani sadece buradan çıkar. Karadeniz'den işte Marmara, Ege ve Akdeniz'e doğru bir üst akıntı vardır. Bunun da sebebi Karadeniz'in yağışlarla, akarsularla çok miktarda suyla beslenerek üstten akıntısını ifade eder arkadaşlar. Evet, neden yağış miktarı fazla? Karadeniz'de buharlaşma az ve akarsuların denize çok su taşımasıdır arkadaşlar. Bu da Karadeniz'i çok beslediği için seviyesini yükseltir. Karadeniz'in su seviyesi Akdeniz'e göre 40-50 santimetre daha yüksekteymiş arkadaşlar. Bu nedenle Karadeniz'den Akdeniz'e doğru Türkiye'de boğazlar yoluyla bir üst akıntı oluşur. Arkadaşlar yoğunluk farkı da denizler arasında bir akıntı sebebidir. Şimdi yoğunluk farkı şudur. Biliyorsunuz Akdeniz çok sıcak. Çok sıcak olduğu için buharlaşma fazla. Suyun tuzluluk oranı yüksek. Yani su daha yoğundur. Karadeniz'de ise bu durum daha terste döner. Bu şekilde olduğunda her zaman için arkadaşlar suyu tuzlu olan denizin suyu daha az tuzlu olan denize doğru alttan bir akıntı gönderme durumu vardır. Bu da arkadaşlar yine yoğunluk farkının bir sonucudur. Suyun deniz dibinden hareketini ifade eder. Akdeniz'in suları Karadeniz'den daha tuzlu olduğu için yoğunluğu daha fazladır. Bu nedenle Akdeniz'den Karadeniz'e doğru boğazlar önünde bir alt akıntı oluşur diyebiliriz. Evet, deniz ve okyanuslarda meydana gelen bir diğer olayımız arkadaşlar gelgit olayıdır. Bu da dünyada bir dış kuvvet olarak nitelendirilir. Bunun da oluşumuna katkı sağladığı yer şekilleri var. Arkadaşlar, şimdi Güneş ya ve daha çok Ay'ın dünya üzerinde çekim gücüne bağlı olarak deniz seviyesinde meydana görülen periyodik bir harekettir arkadaşlar. Ay dünyaya yaklaştığında gel safhası oluşur. Bu dönemde okyanuslardan karaya doğru bir akıntı gerçekleşir. Su hareket eder. Ay dünyadan uzaklaştığında git safhası oluşur. Bu sefer de karadaki su tekrar denizin içine doğru tekrar geri çekilir arkadaşlar. Gelgit sonucunda oluşan yükselme ve alçalma seviyesi arasındaki farka gelgitkenliği denir. Gelgitkenliği okyanus kıyılarında belirgindir arkadaşlar. Ancak deniz kıyılarında çok hissedilen bir durum değildir. Mesela Türkiye'de gelgit herhangi bir yer şekli oluşumuna katkı sağlayamaz arkadaşlar.
Ay güneşe göre daha dünyaya yakın olduğu için ayın çekim gücü güneşten daha fazladır. Bir ay günü güneş gününden 50 dakika uzun olduğu için gel git her gün bir önceki güne göre 50 dakikalık gecikmeyle gerçekleşir. Gel gitin etkileri kıyılarda akıntıların oluşmasına neden olur. Kıyıların şekillenmesinde dalgalarla birlikte etkin rol oynar. Akarsuların ağız kısmını aşındırarak burada akarsuların tam okyanusa döküldüğü yerlerde arkadaşlar bir yer şekli oluşturur. Yani Haliç yer şeklini oluşturur. Ayrıca suyun gitgeli esnasında akarsuyun getirdiği çamurun birikmesini engellemiş olur. Yani delta ovalarının da oluşmasını engeller. Biraz toparlayacak olursak okyanuslarda gel git Haliç oluşturur. Delta oluşumunu da engeller. Ayrıca dalgaların biriktirme yapmasını da engeller. Az önce konuştuğumuz kıyı oku, lagün, kıyı seti, tombolo gibi yer şekilleri de yine gelgitgenliğinin olduğu yerlerde oluşmaz arkadaşlar. Vat kıyı tipi kıyıların oluşmasını sağlar. Bu tür kıyılarda kıyı çizgisi gelgit nedeniyle değişkendir. Evet. Kıyı tiplerimize geçelim. Kıyı tiplerimize bakalım. Birincisi boyuna kıyılar. Arkadaşlar boyuna kıyıların şartı şu. Dağların denize paralel uzandığı kıyılara biz boyuna kıyı tipi diyoruz. Ülkemizde Akdeniz ve Karadeniz'de yaygındır. Evet, bu kıyılarda kıta sahanlığı arkadaşlar su hemen derinleştiği için dardır. Kıyılarda girinti ve çıkıntı azdır. Koy, körfez ve liman sayısı azdır. Kıyıların gerçek uzaklığı ile kuşbaşı bakışı uzaklığı arasındaki fark azdır. Falezler çok fazladır arkadaşlar. Dağlar kıyıya paralel ve yakın ise. Kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım çok zor gerçekleşir. Limanların kapsama alanı yani hinterlandı ulaşım zor olduğu için dardır. Denizden gelen nemli hava iç kesimlere kadar giremez. Bu da kıyı ile iç kesimler arasında iklim farklılığı oluşturur. Enine kıyılar ise bunun tam tersi. Türkiye'de ikisinin de örneği var. Boyuna kıyılar Akdeniz ve Karadeniz'de görülürken enine kıyılar Ege bölgesinde görülüyor. Dağların kıyıya dik uzanmasıyla oluşuyor arkadaşlar. Burada kıta sahanlığı geniştir çünkü su yavaş yavaş derinleşir. Kıyılarda girinti ve çıkıntı çok fazladır. Gördüğünüz gibi burada bakın. Kıyılar son derece girintili ve çıkıntılı. Demek ki buralarda koy, körfez ve doğal liman sayısı oldukça fazla. Kıyıların gerçek uzaklığı ile kuş bakışı uzaklığı arasında büyük bir fark vardır arkadaşlar. Bu da girinti ve çıkıntının bir sonucudur. Falez yok, plajlar fazla, kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım çok kolay. Limanların kapsam alanı geniş ve iklim içeriye rahatlıkla sokulabiliyor deriz. Evet, bir diğer kıyı tipimiz Ria kıyı tipi. Arkadaşlar Ria kıyı tipi akarsu vadilerinin deniz suları altında kalmasıyla oluşur. Türkiye'de Ria kıyı tipi deyince aslında ben öyle ifade ediyorum. Dünyadaki bütün boğazlar Ria kıyı tipidir. Yani İstanbul Boğazı bir Ria kıyı tipine örnektir. Çanakkale Boğazı bir Ria kıyı tipine örnektir arkadaşlar. Haliç, İstanbul'daki Haliç. Şurası gördüğünüz şu bölge yine bir Ria kıyı tipine örnektir. Muğla'daki şu gördüğümüz girintili ve çıkıntılı bölge yine Ria kıyı tipine örnektir. Dalmatça'ya geçelim. Dalmatça'da şöyle bir enteresan olay var. Dağlar kıyıya paralel. Zamanla deniz karaya doğru ilerliyor. Bir bölüm su altında kalıyor. Kıyılar bu şekilde ada haline dönüşüyor gördüğünüz gibi. Buna dalmaça kıyı tipi diyoruz. Yani dalmaça köpeği vardır, benek benek. Onun gibi bir görüntüye sahip. Dağların denize paralel uzandığı kıyılarda. Neydi? Boyuna kıyı tipiydi değil mi? Ama ne oldu burada? Deniz seviyesinin yükselmesiyle dağlar arasındaki vadilerin sular altında kalmasıyla oluşur. Denizin içinde kalan dağ ve tepeler şeklinde kıyıya paralel biçimde uzanır. Ada şeklinde değil mi arkadaşlar? Görüldüğü yerler Türkiye'de Antalya Kaş arasıdır arkadaşlar. Hırvatistan'da ise en meşhuru burası zaten Adriyatik Denizi'dir.
Kafanıza çok şey yapmayın bu bölümde karıştırmayın. Fiyort kıyı tipi demek buzul etkisiyle oluşan kıyı tipi demektir. Kutuplara yakın yerlerde görülür. Yani teknik anlatım yapacak olursak buzul vadilerinin, eriyen buzul vadilerinin deniz suyu tarafından doldurulmasıyla oluşan kıyı tipidir. Norveç'te meşhur mesela. Skager kıyı tipi ise yine buzul etkisiyle oluşan kıyı tipidir arkadaşlar. Buzdağlarının etkisiyle oluşur. Hörgüçkaya ve morenlerin deniz suları altında birikmesi ve kalmasıyla oluşan adalardır. Yine kutba yakın ülkelerde görülür. Tabii Türkiye'de Fiyort ve Skager kıyı tipini görmemiz mümkün değildir. Çünkü ülkemizde buzul etkisi deniz seviyesinde görülen bir durum değildir arkadaşlar. Evet. Peki şu ana kadar gördüğümüz kıyı tiplerinden hangisi Türkiye'de var? Haliçli kıyılar Türkiye'de yok. Boyuna var, enine var, Dalmaçya var, Riya kıyı tipi var, Fiyort ve Skager yok. Evet, Haliçli kıyılarda az önce yorumladığımız için dalgalı okyanuslarda gel git etkisiyle oluşan kıyı tipleridir. Genelde okyanusların, akarsuların denize döküldüğü yerlerde gel git nedeniyle oluşan haliçler vardır. Bunlar da Haliçli kıyı tipidir. Türkiye'de tabii ki yok arkadaşlar. Vat kıyı tipi ise yine gel git etkisiyle oluşur. Okyanuslarda görülen bir yine arkadaşlar bir kıyı tipidir. Bildiğimiz klasik gel gitle su gider ve geri çekilir. İşte bu bölümü biz vat kıyı tipi diyoruz. Deniz seviyesindeki alçak düzlük alanlar gel safhasında sular altında kalırken git safhasında tekrar açığa çıkar. Liman kıyılara geçelim. Akarsu vadileri deniz ilerlemesiyle sular altında kalır. Buralarda koy ve körfezlerin önlerinin kıyı oklarıyla kapanmasıyla korunaklı bir alan ortaya çıkar. Liman kıyı tipi budur. Dünyada limanlı kıyının en çok örneği Ukrayna kıyılarıdır. Bizim Karadeniz'in karşı kıyılarıdır. Azak Denizi'nin olduğu yerdir. Bunu da örnek olarak verebiliriz arkadaşlar. Evet, Kalanklı kıyılar, bu da karstik arazilerde görülüyor arkadaşlar. Karstlaşma ile meydana gelmiş galeri ve mağara gibi doğal yer altı boşluklarının tavanlarının çökmesiyle oluşan kanyon şeklindeki vadilerin ağız kısımlarının deniz altında kalması sonucunda oluşan kıyılardır. Türkiye'de Mersin, arkadaşlar Silifke arasında görülmekte. Mercan kıyı tipi ise tropikal bölgelerde sıcak okyanus sularında görülür arkadaşlar. Tropikal okyanus ve denizlerde koloniler halinde yaşayan mercanların kalıntılarının üst üste birikip deniz yüzeyine çıkması sonucunda mercan adalarına veya resiflerine bağlı oluşan kıyılardır. Yine tropikal bölgede, okyanuslarda görülür. Dünyada mercanlarla ilgili ülke olarak en güzel örnek Avustralya açıklarıdır arkadaşlar. Bu anlamda Avustralya turist çekmektedir diyebiliyoruz. Evet, bu dersimizde ne yaptık? Baya bir dış kuvvet yorumlaması yaptık. Özellikle denizler ve okyanusların etkisiyle oluşan yer şekillerinden bahsettik. Bu da yine tekrar edeceğimiz şekilleri yorumlayacağımız bir konudur. Dersi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste ise yine dış kuvvet yorumlamaya devam edeceğiz.